Bu parçayla ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Evet. Bu kitabın konusu bilincin gizemi ve onun bilimsel olarak nasıl açıklanabileceğidir arkadaşlar olaraktaki erekarak zarf fiildir. Bu yüzden 2'yi eliyoruz. Açıklanabileceği ifadesi sıfat fiildir ve buradaki sıfat fiildirdir. Ek elemekini alarak ne olmuştur? Yüklem olmuştur. Burada ek fiil e, isim soylu bir sözcüğe gelip onu yüklem yaptı. Soruna açık seçik bir çözüm öneremiyorum diyor arkadaşlar. Keşke yapabilseydim, yapabilseydim. Şart kipinin hikayesi var. Burada da bir ek eylemi varlığından bahsedebiliriz ama burada e, Fiilimsler isim soylu sözcükler olduğu için ismi yüklem yapma göreviyle kullanıldı. Burada ise arkadaşlar basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yaptı. Yani her iki görevi de var mı? Ek fiilin var. Bu yüzden biri de eliyoruz. Devam ediyoruz. Birleşik yapılı bir fiile yer verilmiştir. Yapabilmek arkadaşlar aynı zamanda yeterlik fiilidir. Yeterlik fiili biliyorsunuz ki kurallı birleşik eylemdir bu yüzden üçü de eliyoruz. Kalıcı isim olmuş sıfat fiil kullanılmıştır bakıyoruz arkadaşlar ama şimdilik bu çok zor görünüyor. Tabii bazı filozoflar bu gizemi çoktan çözmüş oldukları gibi bir yanılsama içindeler ama bence onların açıklamaları bilimsel gerçeklerle bağdaşmıyor bunu bulamadım. Birden fazla basit fiil vardır. Ee, bağdaşmak arkadaşlar bakıyoruz. Ee, görünmek türemiş yapılı. Öneremiyorum, önerebiliyorum. Bu da birleşik yapılı arkadaşlar. Başka var mı diye bakıyorum. Başka da yok. Gördüğünüz gibi birden fazla basit fiil de yok. Cevabım 4 ve 5 yani Edirne şıkkı. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bir ve üçüncü sözcükler sıfat fiildir ve cümlede sıfat görevinde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Evet benzeyen ilk acı benzeyen acı en an burada sıfat fiil gördüğünüz gibi zincirlenen yüksek toros dağları zincirlenen sıfat fiil her ikisi de sıfat görevinde kullanıldı. A doğru. İkinci sözcük sıfat fiildir ve sıfat fiil grubu oluşturmuştur. Yüreğimin yaktığı ateşle yüreğimin yaktığı ateş dık dik burada sıfat fiil arkadaşlar ve sıfat fiil grubunu oluşturdu bu da doğru. Dördüncü sözcük yan cümlenin zamanını bildiren bir zarf fiildir. Bakıyoruz sonra dönen dönerken inleyen tekerlekler diyor arkadaşlar. Evet yan cümle fiilimsi demek zaten. Buradaki ken zarf fiildir ve yan cümle görevinde kullanıldı. Zaman bildirdi. Ne zaman inleyen tekerlek dönerken inleyen tekerlek gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden C şıkkı da doğru. Beşinci sözcük durum bildiren zarf fiildir. Durum bildirebilmesi için nasıl sorusunu sorabiliyor olmamız gerekiyor. Ellerim takılırken rüzgarların saçına nasıl ellerim takılırken diyemeyiz arkadaşlar. Ne zaman ellerim takılırken deriz. Yani burada durum anlamı katmadı zaman anlamı kattı. Bu yüzden cevabımız denizli. Altıncı sözcük çekimli bir fiildir. Asıldı. O asıldı. Bakın kişisi var. Üçüncü tekil kişi asıldı ifadesindeki de zaten görülen geçmiş zaman e, kipidir. E, zaten asılmak fiil. Bir fiil kip kişi iki alıyorsa çekimlidir. Bu yüzden çekimli eylem. Cevabımız denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil yer almaktadır. Üç fiilimsi türü var. Kısacası hangisinde üç fiilimsi türü de örneklendirilmiştir diyor arkadaşlar. Fiilimsi dediğimiz şey bir fiil kök olacak elimde. Ve bu fiil kökün üzerine ne olacak arkadaşlar? Bazı özel ekler gelecek. İşte ben buna ne diyeceğim? Fiilimsi diyeceğim. Şimdi kesinlikle fiilimsiyi görebilmem için fiil kök olmalı. O yüzden isimleri eliyoruz. İsim ya da isim soylu sözcükleri eliyoruz. Bakın şunları eledik. Yani isim ya da isim olabilecek sözcükleri eliyoruz. Bunları elediğimde elimde neler kaldı arkadaşlar? Yaşayacağınız, yaşayacağınız ifadesindeki ecek, acak benim için ne olacaktır? An ası mezar dikecekmişten sıfat fiil ben buna s, f diyorum. Doğanın doğmaktan doğa bu isim herhangi bir fiilimse eki değil. Yenilebileceğinin ecek acak burada da var gördüğünüz gibi. Bu da benim için sıfat fiildir. Geçiren an ası mezar an en var ya sıfat fiil. Burada sadece sıfat fiil var. Adana şıkkını eliyoruz. Yokuş bitince yolun sonunda kalan küçük tarlalarda hasat yapan çiftçiler dikkatimizi çekmişti. Yokuş isim, yol, sol, küçük, sıfat, tarlalarda isim, hasat, isim, çiftçi, isim, dikkat, isim, çekmek zaten fiil. Bunu zaten direkt eliyoruz. Çünkü kipeki gelmiş üzerine. Kipeki geldiği için fiilimsi arayamayız burada. Kalandaki en an sıfat fiil sf dedim arkadaşlar. Bitince deki ince ince zarf fiil zf dedim yapandaki en an. Bu da sıfat fiildir. Burada da isim fiil yok. Dolayısıyla Bursa şıkkında eliyorum. Burası yürümeye başlayınca kısa bir süre içinde kendinizi vahşi doğada hissedebileceğiniz bir yer. Bakın isim olabilecek sözcükleri eliyorum. Fiil kökenli sözcüklere bakıyorum. Yürümekten yürüme. Ma, var ya. Ne, ma, isim fiil, ife diyorum. Başlayınca, başlamaktan ince ince zarf fiil, zf diyorum. Hissedebileceğiniz ecek acak sıfat fiil sef, ediyorum. Gördüğünüz gibi hepsi var cevabım c şıkkı olur. Ağaçların sonundaki kulübe, burada çalışanların dinlenmek için kullandıkları şirin bir mekandı. Çalışandaki en an sıfat fiil arkadaşlar dinlenmek, mayışmaktan aklınıza gelsin isim fiil. Kullandıkları dık dik an ası mezar dık dik ecekmiş. Bu da sıfat fiil. Burada zarf fiil yok. Denizli'yi de eliyoruz. İstanbul dereyi besleyen tamam. Ee, bu küçük akarsuyu bahar aylarında görmek anlatılmaz bir duyguydu. Besleyendeki en an sıfat fiil. Görmekteki mekmak, mayışmaktan isim fiil. Anlatılmaz duygu ifadesi bir sıfat tamlaması ve buradaki mezmaz sıfat fiildir. Burada da zarf fiil yok. Bu yüzden bu da olamıyor. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Fiilin yapısını soruyorsa arkadaşlar türemiş mi, birleşik mi, basit mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Olumlu yenilikleri hemen benimsemelisiniz. Benden benimsemek yapım eki aldığı için türemiş. Yol yamacın ardına doğru kıvrılıyordu. Kıvırmak, kıvrılmak yapım eki aldığı için türemiş fiil. Öyle bir sözlük yıllardır unutamıyorum. Unutamıyorum ifadesine baktığımızda arkadaşlar olumlusunu yapalım. Unutabiliyorum. Unutmak ve bilmek iki tane fiilin birleşiminden oluştu. O zaman birleşik bir fiildir yapısı bakımından cevabımız C. Sonbahar nedeniyle yapraklar sararmış sarı armak er ar yapım ekini aldığı için türemiş bir fiildir. Bütün sorumlulukları kardeşine yükledi. Yükten yüklemek yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için bu da türemiştir. Cevabımız dediğim gibi C şıkkı. Bu parçayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakıyoruz. Birleşik çekimli birden fazla fiil var. Yani arkadaşlar iki kip olacak kısaca. Birleşik fiil kullanılmış. Evet. Birinci çoğul şahısla çekimlenmiş fiillere yer verilmiş. O günün akşamı geç vakit evine dönerken Fuat hep bu sözü hatırlıyordu. Hatırlıyordu ifadesi arkadaşlar. Şimdiki zamanın hikayesi birleşik çekimlidir. Devam ediyoruz. Saatler Saati dişini sıkarak bin zahmetle tutmaya çalıştığı gözyaşları boğazında düğümlenip kalan hıçkırıklar bu basit bu sade bu bir nefes kadar hafif sözle dağılıvermiş ve yüreği birdenbire hiç beklemediği bir e, sükunete kavuşmuştu. Burada da arkadaşlar duyulan geçmiş zamanın hikayesi var yani birleşik çekimli birden fazla fiil var bir kesinlikle doğru birleşik fiil kullanılmıştır diyor. Bakıyoruz dağılı vermek, i vermek tezlik fiilidir. Tezlik fiili yapısı bakımından birleşik bir fiildir. İki de doğru. Birinci çoğul şahısla çekimlenmiş fiiller yani biz olması gerekiyor. E, hatırlıyordu o hatırlıyordu. Dağılı vermiş o dağılı vermiş. Kavuşmuştu o kavuşmuştu. Burada birinci çoğul şahısla çekimlenmiş fiil yok. Bunu eliyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani denizli şıkkı.